Sayın hocam, birkaç gün önce bize açıklama yapmıştınız. Bu kongre süreci de oldu bu açıklamanın sonrasında. Kamp da var, neler söylemek istersin? Şimdi biz Amasya'da 2 haftalık kamp sürecimizi bitirdik. Bugün itibariyle kamp süreci bitmiş oluyor. Çocuklara izin verdik. 8'inde Erciyes'te toplanıp 2. etap kampın hazırlık maçları devam eden kampı yapacağız. Şimdi buradaki son durumla ilgili bizim son anda gelen bir haberimiz var. Çok da bilgi ve hakim değiliz. Ama bizim burada şehirden gitmemizle bu olaydan hiçbir alakası yok. Biz kampı bitirdiğimiz için çocuklara izin verdik. Herkes kendine izni için gitti. Olay budur yani bizim dediğimiz. Ne zaman döneceksiniz? Buraya dönmeyeceğiz. Yani Kayseri etabıyla ayın 8'inde 2. etap kampımız da başlayacak. Bir olumsuzluk olursa hocam? Onu duruma göre pozisyon alacağız. Şimdilik bize gelen bir bilgi yok. Tam nette hiçbir şey hakim değiliz. Gelen bilgiye göre pozisyonumuzu alacağız, değerlendireceğiz. Futbolcuların morali, motivasyonu nasıl? Futbolcuların moral motivasyonu herhangi bir şey yok. Çocuklar zaten hepsi yolda, tatile, eve gidiyorlar. Yani gayet iyiler. Son işte kampta toplanacağımız zaman verilen bir sözlerle birlikte ona göre bakacağız durum ne gösterecek, değerlendireceğiz hepimiz. Sizin Amasyalılara bir söyleminiz olur mu, çağrınız? Şunu söyleyebilirim. Amasya Spor için. Şunu söyleyebilirim. Şunu net bir şekilde size ifade edebilirim. Amasya Spor tarihinde kurulan en iyi kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Birkaç eksikle birlikte güzel yerlere çıkacağımız, güzel hedeflerin uğruna gideceğimizi tahmin ediyordum. Ve çok da güzel olacaktı bizim için. Yine olumsuz bir şey yok. Yine olumsuz bir hava yok. Ama olumsuz bir havada da böyle bir takım kurmuşken bu takımı yerle bir etmek tabii ki ben istemem. Çünkü Amasya'ya heyecan getirecek, başarı getirecek bir takım kurmuştuk. Birkaç eksik olmasına rağmen. Üzülürsem onu üzülürüm ama hiçbir şey üzülmem. Amasya Spor tekrar yaşar. Ama düşmeye oynayan bir Amasya Spor değil, şampiyon ne oynayan bir Amasya Spor istiyor.